Bir daha alayım. Şarköy 59. Bir daha alayım. Şarköy 5959. Evet, Şarköy 59. Sevgili Hasan abi. Teşekkürler abi. Şarköy 59. Hasan Mobey'e sevgilerle. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Hoppa, çıktık yola. Şarköy'de yürüyüşe geçtik. Küçük bir işimiz var demiştim, onu hallettik. Bu Çavuşlar sitesi satılık yazıyor. Telefon numarası üstünde yazıyor. İhtiyacı olanlar ilgilenip arayabilirler. Yeri Şarköy merkez uzak. Onu söyleyeyim baştan. Altınız araba varsa problem değil. GoPro kameramız geldi. Onu söyleyeyim bari, muhabbet olsun. Kamerayı açtık. Yani bir önceki videolarda öyle bir kısa bir video çekmiştim kamerayla alakalı. Kamera çalışıyor, açılıyor. Yani ilk seçenek dil seç diyor. Yani hangi ülkeden şey yapıyorsan dil seç diyor. Ekrana dokunuyorsun, seçemiyorsun. Yani ekran çalışmıyor. Sıfır kameranın ekranı nasıl çalışmaz ya? Şaka gibi yani. Abicim sen üstüme üstüme niye geliyorsun? Manyak mısın? Gerizekalı. Solucam diye ölüyorlar ya. Sinirim bozdu 2 dakikada. Biraz solu gitmiş olsam çarpacak bana. Allah'tan kenardan gidiyoruz. Sanki bütün yollar ona verdiler. Kamera çalışıyor ama işte dediğim gibi dokunmatik ekranda problem var. 2 defa İstanbul'da yetkili servis aradık. O onu aktarıyor, onu aktarıyor. Yetkili servis de diyor ki internetten GoPro'nun diyor kendi sitesine gireceksiniz. Oradan form dolduracaksınız. Oradan size yardımcı olacaklar. Kardeşim, yardımcı olacaklar da biz İngilizce bilmiyoruz ki. Doldurdum. Beni aradılar. Bir bayan konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Benim İngilizcem sular seller gibi. Yes, no, o kadar. Nasıl anlaşacağız? Anlaşamadık. İngilizce bilen bir takipçim vardı. Mert Olgu sağ olsun. Onu aradım. İstanbul'dan dedim, durum böyle böyle karış. Senin bilgilerini giriyorum diyeceğim. Dedim bu foruma. Seni arasınlar. Sen direkt konuş, izah et durumu. Gerekli bilgiler de şunlar. İşte kameranın seri numarası falan filan. Ona gönderdim. Hatta çekmiş olduğum videoyu da göndermişti bana. Kamerayla alakalı. Sen dedim bunun sesini kıs, İngilizce konuş. İngilizce problemi ne olduğunu anlat. Zaten video izledikleri zaman ne olduğunu anlayacaklar. Mert İngilizce konuştuğu zaman Mert'e güzel şeyler söylemişler. Değiştiririz demişler kamerayı. Hatta yeni kamera.
8 bu bizim kameramız. 10, 11 gibi son çıkan kameralardan birisi gibi böyle bir şey demişler. Bakalım. Yazışmaların neticesi bugün yarın belli olur. Sabahleyin Mert bana mesaj yazmış. Abi dedi bütün yazışmaları gönderdim. Benden istedikleri bilgileri, evrakları. Gerçi elimizde evrak diyor ki fotoğraf çeksin. Çekmemizi istemişler kameranın sağını solunu. Açık kapalı halini falan. O fotoğrafı çektik gönderdik. İnşallah olumlu bir cevap gelir de biz de telefonla video çekmekten GoPro'ya geçiş yapmış oluruz. Kaliteyi yükseltmiş oluruz yani. Her şey sizin için arkadaşlar. Kendim için bir şey istemiyorum yani. Benim gezip dolaştığım, gördüğüm doğadaki, tabiattaki gerek trekking turlarımız, doğa yürüyüşlerimizde şimdi artık bundan sonra dağcılık kurslarımıza başladı. Alat'tan şelalelerden iniyoruz. Onlara da bir yere sardık. Mustafa Bey'si sayesinde. Öyle aktivitelerde bulunuyoruz. Bunları hiç de sizler de izliyorsunuz benimle birlikte. Şark köyümüzün tanıtımını kısmen yapalım istiyorum. Yani elimden geldiği kadar bireysel olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Benim vesilemle, benim videolarımı izleyip de bu vesile oluyorsa, Şarköy'e turist gelebiliyorsa, birkaç kişi dahi olsa bu, yerli yabancı hiç fark etmez ki benim hedefim yabancı turistleri Şarköy'e getirebilmek. Buradaki esnafa faydası olacak. Burada yiyecekler, içecekler, konaklayacaklar, harcama yapacaklar, gezecekler, eğlenecekler. Lakin Şarköy'e gelince sadece deniz olmayıp başka aktiviteler de olduğunu bilmeleri gerekiyor buraya gelen insanların. Yani biz Şarköy'e gittik ama ne yapacağız? Trekking yapılır, doğa yürüyüşü yapılır. Meraklısanız, aksiyon seviyorsanız, gerekli ekipmanlarınız da varsa şelalelerden aşağı inersiniz. O da var artık, onu da yapabiliyoruz. Biraz antrenman yapıp kendimizi biraz daha geliştirdim mi? Kendimizle bireysel olarak birebir de inebiliriz artık yani. O güven yavaş yavaş bizde oluşuyor. Geçen işte hoca eşliğinde tabii o bize gerekli bilgileri verdi. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, ipi şöyle tutacağız gibi. O bizim öğretebileceklerini öğretti. Onun öğrettiklerinden 10 taneden 4'ünü 5'ini yapabilsek o bile bizim için ilk etapta büyük bir kazanç. Yani öyle kolay öğrenilmiyor. İplerin bağlama şekilleri falan vesaire. Cama da düğüm, yok bilmene düğüm, bir sürü çeşitler var. Hepsini öğrenmek lazım ama zaman olur inşallah hepsi. Biz böyle aktivitelerde bulunmasak öyle tahmin ediyorum ki çabuk çökeriz. Evden dışarı çıkmayacaksın, elinde televizyon kumandası. O koltuktan koltuğa geçeceksin. Biz çabuk çökeriz. Allah'a şükür yaşamıza göre yine iyi idare ediyoruz diyeyim. Evet, hava bugün şahane güzel. Hatta buradan ben denizin berraklığını, temizliğini görüyorum. Merhaba. Bayana geçen şeye gitmiştik. Emniyet amirini ziyaret etmiştik. Şuradan bir dönüş yapayım. Denizi çekmek istedim biraz. Şuradan geçelim. Bakalım denize. Deniz bugün güzelmiş bak.
gibi görünüyor, harika. Harika güzellik var denizde, evet. Bayağı da denizi çekmiyordum. Gerçi zaman da biraz kısıtlı. Yeğiste beni bekliyorlar. Oraya gidiyorum. Mis gibi deniz kokusu geldi bana. Burada çok da sakin. Şuradan bir hızlanmam lazım çıkabilmek için. Bakalım hızlanabilecek miyiz? Çok hızlanabileceğimi sanıyorum. Denize bak ya, deniz harika. Hava sıcaklığı güzel olsa insan yüzesi geliyor. Burası da hava güzel olunca biraz kalabalıklaşıyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.